Sağlıklı aile ilişkileri, bireylerin fiziksel, duygusal, sosyal ve psikolojik anlamda olumlu bir ortamda bir arada olmasını sağlar. Bu tür ilişkiler, aile üyeleri arasındaki bağları güçlendirir, destekleyici bir ortam yaratır ve her bireyin gelişimine katkıda bulunur. Sağlıklı aile ilişkileri için yapılması gerekenler şunları içerir. 1. İletişim. Sağlıklı aile ilişkilerinin temeli, etkili iletişimdir. Her aile üyesi, açık ve dürüst iletişim kurmalı ve duygularını ifade etmekten kaçınmamalıdır. Düzenli aile toplantıları veya özel zamanlar, aile üyelerinin birbirleriyle düşüncelerini, endişelerini ve sevinçlerini paylaşmalarına yardımcı olur. 2. Empati ve anlayış, birbirini anlamak ve duygusal olarak desteklemek, sağlıklı aile ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlar. Empati, karşılıklı saygı ve hoşgörüyü içerir. Aile üyeleri, birbirlerinin hislerine değer verir ve ihtiyaçlarına duyarlılık gösterir. 3. Sorunları çözme. Tüm ailelerde zaman zaman çatışmalar ve sorunlar yaşanır. Sağlıklı aile ilişkileri, bu sorunlarla başa çıkmak için etkili bir şekilde iletişim kurabilme ve çözüm odaklı düşünme becerisini gerektirir. Sorunlarınızı küçümsemek yerine, açıkça ifade edip işbirliği yaparak çözmeye odaklanın. 4. Birlikte zaman geçirme. Aile üyeleri arasındaki bağı güçlendirmek için birlikte zaman geçirmek önemlidir. Haftalık aile yemekleri, oyun geceleri veya spor etkinliklerine katılmak gibi aktiviteler, aile üyeleri arasında güven ve bağlılık duygusunu artırır. 5. Rollerin dengeli dağıtılması. Aile içinde her bireyin kendine özgü rolleri ve sorumlulukları olmalıdır. Bu, ev işleri, çocuk bakımı, mali konular veya diğer aile görevlerini içerebilir. Rollerin adil ve dengeli bir şekilde dağıtılması, her bireyin değerini hissetmesini ve katkılarının takdir edildiğini bilmesini sağlar. 6. Özgürlük ve bağımsızlık. Sağlıklı aile ilişkileri, her bireye kişisel alanlarını ve bağımsızlıklarını saygı göstererek destekler. Aile üyeleri, birbirlerinin özgürlüklerine müdahale etmeden bireysel hedeflerini ve ilgi alanlarını desteklemelidir. 7. Olumlu modeller sunmak. Ebeveynlerin çocuklarına sağlıklı ilişki modelleri sunması, çocukların gelecekte kendi ilişkilerini daha iyi yönetmelerine yardımcı olur. Çocuklar, ailede gördükleri ilişkileri örnek alır ve onların davranışları üzerinde etkilenir. 8. Hoşgörü ve affetme. Herkesin hata yapabileceği unutulmamalıdır. Hoşgörü ve affetme, aile içindeki olumsuzlukların üstesinden gelmeye yardımcı olur ve ilişkilerdeki negatif duyguların azalmasına katkı sağlar. 9. Ortak aile değerleri. Ailedeki üyelerin ortak değerleri paylaşması, daha sağlam bir aile birliği oluşturur. Ortak değerler, aile üyelerinin birbirine daha iyi uyum sağlamasını ve uzun vadeli bağları güçlendirmesini sağlar. 10. Eğlence ve mizah. Birlikte gülmek ve eğlenmek, aile içindeki bağı kuvvetlendirir ve stresi azaltır. Mizah, olumlu bir atmosfer yaratır ve zor zamanlarda bile aile üyelerinin moralini yükseltir. Sonuç olarak, sağlıklı aile ilişkileri, karşılıklı saygı, sevgi ve anlayış üzerine inşa edilir. İletişim, empati, zaman geçirme, sorunları çözme, bağımsızlık ve hoşgörü, ailedeki üyelerin arasındaki bağı güçlendiren temel unsurlardır. Sağlıklı bir aile, bireylerin gelişimine katkıda bulunur ve onların güçlü, destekleyici bir topluluk içinde yetişmelerini sağlar.